Diyor ki efendim bir nam insan namaz kılarsa e, cennetteki eşler onu çevirirler. Ondan sonra dua etmesini beklerler. Adam namaz kılalda ve zevcine amnel hurulayn bizi hurulayn ile evlendir diye dua etmezse diyor. Onlar da taaccüp ederler, şaşarlar, kalırlar. Bu adam namaz kıldı da niye bir dua etmedi derler diyor. Şaşırırlar diyor. Bizim hiç böyle bir duamız da yok. Ben de diyorum ya böyle bir dua yapmak da aklımıza da gelmiyor. Bir şey değil. Ayıp gibi de geliyor yani. Mevla'dan bir namaz kıldık şimdi cennette eşmiş diyelim falan falan. Ama şimdi bak hadis-i şerifler ne buyuruyor burada? Buna teşvik ediyor. E Kur'an-ı Kerim ne diyor? Duhan suresi vezev zevvecnâhum bihurin ayn Ama Özcan Yeniçeri'ni anlamamış. <laughs> Kalkmış ne diyor? Bu cübbeli de diyor ki salavat okuyun, ekseri cennette eşiniz olsun. Ya cübbeli demiyor, sen Kur'an oku, Kur'an! Profesör olacağına Kur'an oku! Duhan suresinden haberin yok. Allah Allah. Akademisyen olmuşlar, Kur'an okumamışlar. Gelmiş bana diyor, ben demiyorum, Allah buyuruyor. Ben, ben evlendirdim diyor. Ali Rıza Demircan'da ne diyor? Öyle evlenme mevlenme yok diyor. Onlar sekreter olarak hizmet edecekler. <laughs> Allah bu da bir sekreter ya açmış öyle. Cennette ya Rabbel alemin. <laughs> Oy onu bunu memnun edeyim derken kendilerini cennetten çıkarttılar. Çünkü neden? Ayetleri inkar ederek kendilerini dinden çıkarttılar. Dinden çıkartınca da cennetten çıkarttılar. Kimi memnun edeceksin arkadaş ya? Ne var? E şimdi burada benim hanım da bunu memnun olmaz bu işten. E ben hadisi mi gizleyeyim şimdi? Ayeti mi gizleyeyim şimdi? O zaman hatim indirmesin kadınlar. Bu ayet orada geçiyor. E iman edenleri müjdele diyor, onlarda da diyor mezvacı mutaharatın şöyle eşler var. Bunu Kur'an söylüyor. Ona nasıl diyor ki bu cübbeli de diyor namaz kılana diyor böyle bir şey vaat ediyor. Ya ben kimim kardeşim ya? Ben deyim ya bana ne ya? Hadi ben istemiyorum diyeyim. Ne olacak yani bu ayet mi değişecek? Allah'ın Kur'an'ını kendine göre yorumlamak ne demek ya? Değişir mi bu ya? Ben bu hadisi nasıl gizleyeceğim şimdi? Ha cennette kıskançlık olmayacak. O tamam. Buradaki kafayla cennetteki hayatı anlayabilir misin? Anlayamazsın. O zaman gel anla. Yiyeceksin, yiyeceksin, yiyeceksin. Büyük abdest çok, küçük abdest yok. Patlayacak mı? Çatlayacak mı? Anla o zaman. Dünyada sana diyeceğim, yiyeceksin, yiyeceksin. 700 tabak yiyeceksin. Bir tanesi 700 bin kişiyi doyuruyor. Hepsini yiyeceksin. Büyük abdest çok, küçük abdest çok. Anladın mı? Onu da anlamasın, bunu da anlamasın. Kafanı bu işlere yorma. Ayet hadis dinlenilir, itikat edilir. Öyle mi? Evet. Bunun şeklini, şeyini, hikmetini... Zaten kıskançlık meselesi yok. Ama bizim hanım akıllıdır. Çünkü ne diyor? Ha, orada zaten kıskançlık yok diyor. Onun için mesele de yok diyor yani. Çünkü neden? Üzülmeyeceğini biliyor. Misal veriyorum bunu, misal. Ben bunu istemek zorunda mıyım? Değilim. Ama ayetler, hadisler bunu ne yapmış? teşvik etmiş. Allah'ın teşvik ettiği bir şeyde, benim, bak ben çok sofuyum, çok takvayım, Allah'ta niye böyle şeyler aklımıza getiriyor, ya mı diyeceğim şimdi? Yani Allah Teala'nın e, vaadini beğenmeyenden, sofu mu olur ya? Ham sofu olur o ya. Ham sofu olur o. Onun için kimse, kendini Kur'an'dan, hadisten, daha ileri geçirerek ben hiç öyle şeyler istemem bilmem ne falan e sünnete muhalefet edersin böyle dua etmem e edersin Allah Teala sana vaat ettiği bir şeyde ya Rabbi ben, bize niye böyle vaat ediyorsun bize kötülüğe alıştırıyorsun ahlaksız teklifler yapıyorsun demektir bunların lafları bu ne biçim iş diyor ya ya bana demiyor ha kime demiş oluyor Aa, git bütün Kur'an dolu bütün Kur'an dolu. Sen o Kur'an okuyorsun mu? ya bunlar zaten okuduğu Kur'an'a inansa, inanıyorum dediği Kur'an'dan haberdar olsa benim konuştuklarımda anlaşılmayacak bir şey var mı? Yok. Müslümanlar için tabii. Akla almayana ben ne yapacağım?